sevdiklerimizin devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolmasıyla başlayan hakikat ve adalet arayışımızın 986. haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada kayıplarımızın akıbetlerinin açıklanmasını istiyoruz. 986. haftamızda annemiz Asiye Karakoç'u bıraktığı yerden Rıdvan Karakoç için adalet istiyor. 34 yaşındaki Rıdvan Karakoç İstanbul'da yaşıyordu. Kürt siyasi partileri ile kültür ve sanat kurumlarında çalışmalar yürütüyor. 1994 yılında gözaltına alınan bir kişinin verdiği ifade doğrultusunda hakkında yakalama kararı çıkardı. Rıdvan Karakoç'u arayan polisler ailesinin evini gözetim altında tutuyordu. 986. haftamızda bir kez daha yargı makamlarına sesleniyoruz. Rıdvan Karakoç'un gözaltında kaybedilmesiyle ilgili gerçeği ortaya çıkarma görevinizi yerine getirin. Suçtan sorumlu olan kişi ve kurumları tespit ederek cezalandırılmalarını sağlayın. Kaç yıl geçerse geçsin Rıdvan Karakoç için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları için hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyelim. Bugün 29. yılımızdır, buradayız. Burada adalet arıyoruz. 29 yıldır her cumartesi saat 12'de burada haykırıyoruz. Acımızı, temennimizi, dileğimizi, hukuk arayışımızı tekrarlıyoruz. 30 yıldır biz burada hukuk mücadelesi veriyoruz. Bugünden sonra 30 yıl olacak. Ama hiçbir gelişme yok. Bizim evimize polisler gece saat 1 sıralarında baskın yaptılar. Hepimize darp ederek, hepimize küfrederek, hakaret ederek, tehdit ederek bizim Rıdvan'ı kendilerine getirmemizi istediler. Rıdvan'ı getirmezseniz bulduğumuz yerde öldürürüz dediler. Biz istersek sizin evinizi şimdi havaya uçururuz. Hiçbir şekilde bizim yaptığımızı ispat edemezsiniz dediler. Ben orada tabanca kabzasıyla ağzımın üstüne vurdular. Bütün evimizi didik didik araştırıp ne arıyorlarsa hiçbir şey bulamadan geri döndüler. 14 gün gözaltında kaldım. 14 gün gözaltında kaldım. Gayrettepe'de işkencehanede kaldım. Çıktıktan sonra da beraat verdiler. Ardından abimin hakkında gıyabi tutuklama kararı verdiler. Ve abimi daha sonra alıp işkenceden geçirildikten sonra öldürdüler. Yol kenarına, ormanın içerisine attılar. 30 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz. Dava açan büyüklerimiz yaşamlarını yitirdi. Kardeşlerimizi yitirdik, babalarımızı yitirdik, evlatlarımızı yitirdik. 30 senedir hukuk arıyoruz, bir türlü hukuka ulaşamadık. Ve bu devletin başındakiler de bir tanesi demez ki, ya şu insanların derdi nedir, bunların sorunu nedir, şuna bir el atalım demezler. 30 senedir mücadelesini verdiğimiz hukukun bir gram savunucusu olmazlar. Doğrusu bunlardan bunu beklemiyoruz da. Eğer devlet başındaki yetkililerden bir tanesinin bir evladı olsaydı, bunlar emin olun 2 gün içerisinde çıkarlardı. 30 yıldır haykırıyoruz, yalvarıyoruz ama hiçbir derdimize çare olacak biri karşımıza çıkıp da bizim derdimize çözüm bulmak için bizlerle görüşme talep etmiyor. Hiçbir savcı kendi görevini yerine getirmiyor. Dosyalarımız savcılıkların tozlu raflarında bekletiliyor. 30 senedir haykırıyoruz. 1000 sene de geçse bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Son kayıp bulununcaya kadar, tüm sorunlar yargılanıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadeleye annemin ömrü vefa etmedi. Birçok insanlarımızı yitirdik burada. Baba Ocağı, Zeycan anneyi ve birçok yakınımızı kaybettik burada. Onlardan devraldığımız mücadelemizi sürdürmekte ısrarlıyız, inatçıyız, kararlıyız. Asla bu mücadeleyi bırakmayacağız.